Bundan bir yıl sonra meslektaşımız Henri Becquerel, uranyum tuzunun bilinmeyen katı yapılar gibi potansiyel enerjiyi yaydığını keşfetti. Ama röntgenin buluşunun aksine, uranyum tuzunun herhangi bir elektrik akımına bağlanması gerekmiyordu. Ve Becquerel'in laboratuvarındaki görünmez ışınları yayıyordu. Becquerel doğal radyoaktiviteyi tespit etmişti. Sonrasında kocam ve ben yıllar boyunca laboratuvarımızda çalıştık ve tek radyoaktifin uranyum olmadığını, başkalarının da olduğunu bulduk. Tespit edilmesi zor ama bir o kadar da yeni ve ilginçti. Bu diğer maddelerin adları neydi? Uranyum adını vermeden önce bunu bulan olmadığı için ve benim ana vatanım olan Polonya'nın şerefine polonyum adını verdik. Görünmeyen ışınlar mı? Neden gözümüzde dahi görmediğimiz bir şey için bu kadar yaygara yapıyoruz ki? Her ne kadar görünmese de radyoaktiflerin maddeler üzerinde büyük etkileri vardır. Örneğin, metallerin doğalarını değiştirip uranyuma çevirebilirler.